Güneşli bir günde Ortaköy sahiline geldik. Nokia Lumia 1020 ile fotoğraf çekeceğiz. Dalgalar, deniz, hem bulutlu hem de güneşli bir gökyüzü var. Deniz kenarına fotoğraf çekerken cep telefonumuzu elimizden düşürmemek için beraberinde gelen kayışı tutuyoruz. Ve elbette kamera holder. Yani hem şarj eden hem de fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran aksesuarımızı da kullanıyoruz. Nokia'nın ProCam yazılımıyla hemen fotoğraf çekmeye hazırsınız. Otomatik ayarlarda hemen ideal koşullarda fotoğraf çekebilir ya da video kaydı yapabilirsiniz. Video kaydında iki parmağınızla yakınlaştırma ve uzaklaştırmayı kayıt esnasında canlı bir şekilde yapmak çok kolay. Bunu yaparken 41 megapiksellik algılayıcı ve 6 adet lens muhteşem optik sonuçlar sağlıyor. Ve elbette parmağınızı bir defa kaydırarak profesyonel kamera ayarlarını açabilir, gamayı, ISO ayarını, objektifin açık kapalı kalma süresini ve de manuel ya da otomatik oda ayarlayabilir, ışık şartlarını bulutlu ya da güneşli havaya göre ayarlayabilirsiniz. Eğer profesyonel ayarlarda istemediğiniz bir sonuç elde ederseniz, her zaman ayarları yenileme yapabilirsiniz. Mesela objektifin açık kalma süresini biraz daha kısaltırsak, çok daha net bir fotoğraf çekeriz. Kaçırmak istemediğiniz bir konu olduğunda, smart çekim modunda arda arda 6 farklı ayarda fotoğraf çekebilirsiniz. Daha sonra çektiğiniz fotoğraflar içerisinden en ideal olanı bulmak için, arda arda birden fazla defa smart kamerayı da çekebilir ve daha sonra bütün bu kayıtlara erişerek istediğiniz gibi düzenleme yapabilirsiniz. Nokia'nın beraberinde gelen fotoğraf filtreleriyle bu fotoğraflara farklı ayarlar uygulamak mümkün. Bunun için bilgisayarınıza bağlamanıza ve dosyalara atmanıza gerek yok. Hemen orada düzenleyebilir ve ideal fotoğrafı seçip hemen paylaşabilirsiniz. Farklı ışık şartları var burada. Bu fotoğraflardan bir tanesini daha iyi hale getirmek istiyorum. Şuradaki ayarları tıkladığım zaman düzenle diyerek, mesela Creative Studio'da açtığım zaman farklı filtre uygulama seçeneklerim olacak. Orijinal, Quartz. Mesela retro bir İstanbul fotoğrafı çekmek istiyorsak Quartz filtreyi kullanabiliriz. Deniz kabuğu, fil dişi, gümüş. Gümüş eski siyah beyaz fotoğrafların havasını veriyor. Quartz dediğimiz gibi retro bir hava veriyor. Orijinal halinde düzenleme yapabilirim. Ya da yeşim taşıyla denizin yeşil rengini iyice vurgulamak mümkün. Aquamarine'le yine deniz tonlarına farklı bir hava katmak mümkün. Ya da akşam gün batımı havası elde etmek istiyorsanız kehribarı kullanabilirsiniz. Opal'de yine renkler farklı bir şekilde işleniyor. Ben burada mesela kehribar dedim ve bu şekilde fotoğrafımı kaydettim. Şimdi bu fotoğrafı çekerken diyelim ki fazla zoom yaptığınızı fark ettiniz. Arka taraftaki manzara gözükmüyor. Burada gözüküyor ama buradaki balıkçının pozu daha güzel. Ne yapacağız? Bunları yapıştırmak mı gerekiyor? Hayır. Nokia kamera içerisinde aç diyorum. Ondan sonra yeniden çerçevelendirme. Siz de bu şekilde fotoğraflarınızda hiçbir detay kaybı olmadan kaydederek daima full çerçeve elde edebilirsiniz. Elbette iyi fotoğraf çekmek için iyi bir konu gerekiyor. Deniz ve sahil güzel ancak bu şirin kedileri çekmek de son derece hoş. Yine profesyonel ayarlara girdiğimizde burada özellikle objektifin açık kalma süresiyle gündüzü, akşamüstü ya da akşamüstünü parlak bir gündüz gibi göstermek mümkün. Profesyonel ayarlarla uğraşmak istemiyorsanız her zaman smart kamera moduyla en ideal sonucu elde edebilirsiniz. Farklı çekim açılarından ön tarafta kedinin yüzünü net, arka taraftaki objeleri ise bulanık çekebilirsiniz. Yine burada balıkçıların temizlediği balıklara bakarak yalan kedileri görüyoruz. Işığı karşıdan aldığımız için burada yine objektifin açık kalma süresini biraz kısmamız bize daha iyi sonuçlar sağlayacak. Ve elbette manuel odakla yakındaki kedilere odaklanabiliriz. Video çekiminde de Nokia Lumia 1020 ışık şartlarına hızlı bir şekilde adapte olarak en ideal koşullarda video kaydı yapmayı sağlıyor.